Oyuna 867 yılında sonradan tarihte Büyük Alfred olarak bilinecek fakat başlangıç tarihi itibariyle henüz 18 yaşında bir Dorset bebesi olan Alfred Reis ile başlıyoruz. Tarihte de olduğu gibi 2 yıl önce 865 yılında başlayan bir istilayla karşı karşıyayız. Kemiksiz Ayvar liderliğindeki Lothbrok çocukları kanılmak maksadıyla Sakson topraklarındalar. İsveç ve Danimarka'dan gelen istilacılar bildiğin üzere büyük Viking ordusu. Sayıca bizden üstün olsalar da Jesus Christ, baba oğul kutsal ruh falan... Çok fena. Wessex'in başında benden 9 yaş büyük olan abim Metal Red var. Kendisine destek amacıyla 800 kişilik ordumla yola çıkıyorum. Ben yetişene kadar ilk tokatlama gerçekleştiğinden gayet kolpa bir şekilde lan bari bir yeri kuşatmaya gideyim diyorum. Kuşattığım yerse bir başka Lothbrok çocuğu Halfdan'ın baronluğu. Ooo, Babenberg ordusu. Buradan da bu vasıtayla Babenberg'li Utrecht'e selam çakmış olalım. İlk savaşımızı vermek üzereyiz. Grimsby'nin eşsiz ovalarında bir kuzu misali... Ya çok alçak bir adamsın. Çok alçak. Ne yaptınız ulan siz? Ne yaptınız? 121 Sakson çocuğunu kaybettik. Ama muharebeyi kazandık. Savaş devam ederken Somerset kontluğuna bağlı köylü kardeşlerimiz bu yıl Asat'ın iyi gittiğini söyler ve huzura çıkmak isterler. Tabii ki tam bir kolpa feodal gibi bana yakışanı yapıp altınlarını alıyorum. Ülkenin doğusunda hoş olmayan gelişmeler var. Daha çıkan Vikingler görüyor ve şanlı ordumuzu yönlendiriyorum. Nerede ne yaptı? Yediği kabı pisleyen şerefsiz adam. Gaza geldik, ayak işi oraya buraya yardıma koşmaya devam. Lothbrok çocukları yurdun dört bir yanındaki feraset sahibi Saksonların fedakarlıklarıyla s**tmak üzere. Biraderi kaybettik. Gencecik adamdı. Daha 10 yıl önce yağ satarım bal Wessex'in yeni kralıyım. Allah utandırmasın. Anglo-Sakson kültürüne yön verecek akil adam Alfred olarak abimden efsanevi Excalibur kılıcını miras alıyorum. Kral Arthur'un izindeyiz. Orta Çağ için fena sayılmayacak güçteki ordumuzla artık taarruz zamanı. Ordular, ilk hedefiniz Atlas Okyanusu. Bu arada Papa bizi seviyor, sayıyor, bağrına basıyor. Bol bol dua edip inanç puanı harcamamız karşılığında altın vaat ediyor. Halbuki Papa, halbuki para ve din adamlığı yan yana gelecek kavramlar değil aslında. Biz tabii ki örnek bir Hristiyan gibi davranıp, bırak, davranmayıp altın cuk oluyoruz. Teşekkürler bebiş. Ve kuşatma başlıyor. Rahatız, civarda bir tehlike görünmüyor. İkmal problemimiz yok. Rakı sofrası... Patates 5 lira oldu. Soğan 35 lira oldu. Seyreyle daha neler olacak? Seyreyle daha. Mahtasınız. Evet, an itibariyle pagan topraklarında saygısızca yaşanıp biten bir cima eylemi gerçekleşti. Boynumuz bükük, kalbimiz kırık. Sakson toprakları böyle topuk görmedi. Lothbrok çocuklarıyla 5. yılımıza girdik. İlişkinin heyecanı kalmadı falan. Gözümüz başka topraklara kaymaya başladı. Efendim hayat. Mercy ile birlikte artık Viking'i denize dökme zamanı geldi. Şövalyelerimiz, asker sayımız ve nitelikli ordumuzla 7 gün içinde Ayvar ve seleflerini manşet... Sadbir Muharebesi'nde elde ettiğimiz zaferle Ayvar ve Ekürisi'ni Pagan Marşı ile gönderiyoruz. 150 prestij kazandık, Mercy'ye ittifak olalım diyor ve Cornwall'daki at hırsızına gözümüzü dikiyoruz. Evet, artık kafalar rahat. Hedef Minat'tan sonra 919. Wessex Krallığı'nın kuruluşunun 400. yılında sona erecek olan Manş Antlaşması ile birlikte Vikinglerin de Fransız Krallığı'nın çıkarmamıza izin vermediği altın madenlerine odaklanacağız. Evet, Cornwall'ı ilhakım için Papa'da sorun yok ama benim zındıklık seviyem yüksek olduğundan yeterli inanç puanım bulunmamakta. Kiliseye gelmiyoruz be abi. Bretonya'ya salça olmuş kıta Avrupalı Vikinglere gözüm takılıyor fakat Holivor ilan ederek yine tüm İskandinav barbarlarını topraklarımda ağırlamak istemediğimi fark ediyorum. Karım Elsvit hamile. Mükemmel bir haber. Hemen daha önce ihmal ettiğim kayınpederimin elini öpüp ittifak teklif ediyorum. Hem bu şekilde kardeş krallık Mercy üzerinde de güçlü bir derebeyi vasıtasıyla etkin bir konuma gelmiş olacağım. Ordumuz hafif piyade, huskarl ve vasıfsız tiplerden oluşuyor. Burada Huskral'dan bahsetmek isterim. Bunlar aslında İskandinavya'da krala hizmet eden ve kölelikten gelen özel muhafızlar. Viking istilaları sonrası zaman içerisinde Anglo-Saksonlar tarafından da istihdam edilmeye başlıyorlar. Bizim mevcut ordunun da en askerleri. Helal olsun. İstilaya uğradık. Biraderi kaybettik. Bir anda kral olmanın sorumluluğunu aldık. Baba olacağız. Elsvit hamile.
bu kadar baskıya karşı kendimi ya alkole verecektim ya da hacca gidip dünya işlerine anlam yüklememeyi öğrenecektim. Tabii ki parayı basıyorum, vuruyorum kendimi Kudüs yollarına. Fakat veren evlatlarından rahat var mı? Yok. Şurada iki dua edelim, istavros çıkaralım, cennete göz kırpalım dedik. Haydut saldırısı altındayız. Seçenek 1, kılıcım nerede? Gelin de bunu götüreyim. Seçenek 2, evet kılıcımı kullandım. Tek kavgada kılıç ustası ünvanını da aldık. Kral olma kontenjanından mıdır nedir? Ne kadar liyakatli bir ödül oldu bilemedim. Abi Wessex bitmiş ya. Kamp kurmuş birilerinin yanından geçiyoruz. Gülüşmeler falan, yanaşıyorum. Bir krallığı muhabbeti yapıyorlar ama. Soruyorum, sizde alakası yok. Wessex diye bir yerin kralından bahsediyoruz diyorlar. Gerçekten pişman oldum hacca gittiğime. Kafam o kadar dağıldı ki saçma sapan bir kararla ben geçen adamlara aa ne güzel yeni arkadaşlar muamelesi çekiyor ve yola devam ediyorum. Bunu yaparken de bir yandan hamile karımı, bir yandan 6. yüzyılda kurulan hanedanımı, bir yandan da henüz başına yeni geçtiğim krallığımı düşünüyorum. Hail Wessex.